Zamanı geldi dostum. Evet, evrenimiz bizim tek şansımız. Onları birleştirmeliyiz. Bu bizim tek şansımız. Kesinlikle hata yapmamalıyız. İşaretimle. 3, 2, 1. Evet, evet. Çalışıyor, çalışıyor. Now the real work begins. Yeter artık, beni ittirmeyi bırakır mısın? Annelerle yemeğe çıkmam ben. Tatlım hadi ama çok eğlenceli olacak. Çok uzun zamandır bunu planlıyorum. Şimdi benimle gelmezsen senin kafanı keserim. Ne oluyor? Bekle. This isn't part of your boss fight. Her yer farklı görünüyor. Burası Playtime oyun alanı değil. Bir şeyler değişmiş. Bununla ilgili içimde kötü bir his var. Akşam yemeği zamanı. Hayır. Bu hiç iyi değil. Playtime'a geri dönmeliyim. Yoksa benim de başım belaya girer burada. Görünüşe göre yeni bir konuğumuz var. Seni uyarıyorum. Yemeğimle oynamayı severim ben. Ama benimle oynayamayacaksın. Bu türler ürpertiyor. Artık evimizde değiliz. Bizler canavarız, korkutucuyuz. Evet. Doğru. Şimdi birlikte çalışmalıyız. Doğru. Gözlerini dört aç. Buralarda neyin gizlendiğini asla bilemezsin. Poppy. Poppy nereye kayboldun? Başına kötü bir şey gelecek. Buraya gel. Aa, biri kaybolmuş. Sen kimsin? Bana mavi diyebilirsin. Mavi. Sen de oyuncak mısın? Oyuncak mı? Korkarım değilim. Ben Rainbow Friend'im ve buradan bir an önce ayrılmanı tavsiye ediyorum sana. Pekala. Arkadaşlarımı bulur bulmaz ayrılacağım. Evet, bence de. Hadi ama gücün bu kadar mı Hazi Vazi? Benim ismim Ogi Ogi. Tadın biraz komik. Sen nesin? Plastik misin yoksa? Ben havalı hareketleri olan bir oyuncağım. Fena değil çocuk. Ama yeterli olmaz. Kör olabilirim ama yine de seni görüyorum ve bu dövüşü kaybedeceksin. Sanmıyorum çünkü bana güvenen başkaları var ama... Canavarsın. Ben sus. Bırak beni. Bunu sevdin mi? Şimdi senin suratını seveceğim. Sen gerçekten güçlüsün. Kafam çok fena ağrıyor. Ben sana şakasına vuruyordum dostum. Hadi ama şovu durdurmayın. Çok iyi gidiyordu. Sen de kimsin? Kırmızı ne demek istiyorsun? Buna ben cevap veririm. Uzun zaman oldu Hage. Bu sensin, Pluto'nun patronu. Dostum, sen ölmüştün. Tam olarak ölmedim. Gördüğün gibi biraz yardım aldım.
Tabii ki ölüydü. Ama bir gün yaptığım bir deney sonucunda başka bir boyuta geçit açtım. Ve onunla karşılaştım. Başka bir gerçekliğe geçit açmıştım. O çok farklı görünüyordu. Adam ölümün eşiğindeydi. Beyran, beni o cehennemde bırakacaksın sandım. Neden bilmiyorum ama o an seni kurtarmak gelmişti içimden. Normalde bu krizi fırsata çevirip yeni bir Rainbow Friends yaratırdım. Ama bilmiyorum, çok garipti. Ama ilk konuşmamızdan sonra benimle çalışmanın daha kazançlı olduğunu anladım. Sen de o potansiyeli görmüştün. Bana planlarını anlattın ve seni bir pazarlama dahisi olduğunu düşündüm. Bu yüzden ona bir plan sundum. Evrenlerimizi birleştirme planı. Görüyorsunuz, evrenlerimizin arasında bir portal yaptık. Ve bu da zamanla tekrar kapanıyor. Ve artık ruhuma ihtiyacım yok. Bugünden itibaren. Artık birleştiğimize göre planımızı hazırladık. Rainbow Friends oyuncaklarını yapacaktık. Görüyor musun Mavi? Sen ve arkadaşların mükemmel Rainbow Friends oyuncakları yaratmamıza yardım edeceksiniz. Rainbow oyuncakları mı? Masumları daha fazla incitmeyin. Yeter artık. Resmi hiçbir zaman göremedin Hagi. Yumurtaları kırmadan omlet yapamazsın. Sonuçta zorla zarar veriyorsunuz insanlara ve artık ben savaşmak istemiyorum. Evet, ben de. Bence ikisini elden çıkartmakta bir sorun yok. Belki de onları birkaç test için kullanırız ha? Bence kaçmalısın. Nedenmiş o? Çünkü ben bu konuşmayı bütün binaya duyurdum. Ne yaptın? Evet, doğru. Artık ne olduğunu herkes biliyor. Bildikleri için mutlu olduklarını düşünüyorum. Canavar olabilirler ama şimdi gerçeği anlayabiliyorlar ve biliyorlar. Ve onlar kötü adamları yenmek için birlikte çalışacaklar. Hepsi birbirinden farklılar. Ama hepsinin bir ortak noktası var. Hayatlarının onlardan alınmış olması. Ama onlar kendi hayatlarını geri alacaklar. Ekip çalışmasıyla her şey mümkün. Kırmızı, CEO, yaptığınız her şeyin bedelini ödeyeceksiniz. Ve biz canavarlar mutlu olmak için birlikteyiz. Peki ya şimdi planımız nasıl gözüküyor? Evet, sanırım ortalık karıştı. Planımız işe yaramayacak. İyi şanslar kırmızı.